hocam. Cumanız mübarek olsun. Evet, Allah-u Teala razı olsun. Sizin de cumanız mübarek olsun. Şu anda bizi dinlemekte olan dinleyicilerimizin de cuma günleri mübarek olsun. Rabbim cuma gününün feyzinden istifade etmemizde nasip ve müyesser eylesin. Şu anda bizi dinlemekte olan dinleyicilerimiz içerisinde hasta olanlar varsa veya yakınlarından hastalar varsa Rabbim Ankara'yı bir zaman şifa ihsan eylesin. Ecel gelenler varsa iman selameti ihsan etsin. Borcu olanlar varsa Rabbim eda nasip etsin. Dertli olanlar varsa deva ihsan etsin. Sıkıntıda olanlar varsa Rabbim onların sıkıntılarında hayra tebliğ etsin. Ahir zaman fitnelerinden bizleri de neslimizden gelecek olanları da muhafaza buyursun. Rabbim memleketimizi de afat-ı semaviye ve arziyeden muhafaza eylesin inşallah teala. Amin. Teşekkür ederiz. Evet dinleyicimiz saadeti ebediye dedi, o zikir bahsi anlatılıyor falan. Onu bir izah eder misiniz? Hani yaşça büyük olanlar var, ben onları anlatamıyorum. Yok anlatmasın zaten. Ben İmam Hatip ve İlahiyat mezunuyum. Akrabalarımla bana hoca diyorlar. Yani senelerce de aynı şekilde Allah-u Teala böyle bir iş nasip ettiği halde. Ama Allah-u Teala'nın emri söyleyince siz de sen de çok ileri gidiyorsun diye veriyorlar. Akrabalarınızınki normalde mesela tam İlmihal Saadet Ebediye kitabını okuduğu halde ne bileyim Hüseyin Efendi'nin yolundayız, onu seviyoruz dediği halde Osman Hoca çok yapılmayacak zor olanı söylüyor. Aslında kolayları da var bunun diyenler de var. Değil mi? Evet. Ya. Sizi beğenmiyorlar. Ha, beğenmiyor. Ben beğeniyorum hocam. Sıkıntı yok. Şimdi zoru söylüyorsunuz yani. Söylüyormuşsunuz. Aha. İşte hadis-i şerif var ya. Niye hadis-i şerife göre aynı şekilde cevap vermiyor bu Osman Ünlü? Hem naklediyor hadis-i şerifi. Öyle bir zaman gelecek ki onda birini yapan kurtulur. Beş vakit namazı ona böl. Değil mi? Ramazan-ı Şerif geliyor. Ona böl. Onda biri. Üç gün ediyor işte. Değil mi? Böyle niye kolay kolay söylemiyor ki bu? Bu hesap hoşuma gitti. Bunu bir hocam düşünelim. Niye böyle zora sürüyor? Yok günde beş vakit namaz. Ramazan-ı Şerif vaktinde kılınmazsa bunlar kaza etmek lazım. Kaza etmezse nafileler kabul olmaz diyor. Değil mi? Zora sürüyor. Allah Allah. Şeye girmeden öyle Ebu Derda radıyallahu teala hazretinin sözünü nakledik. Bir bilseniz buyuruyor. Ne yersiniz ne içersiniz. Başınıza gelecekleriyim. Şimdi bir tanesi Enver abinin sesli görüntülü bir sohbetini göndermiştim telefonda. WhatsApp'tan göndermiş. Orada Enver abi bir şey anlatıyor. Buyuruyor ki seviyorum demenin alametleri var. Seviyorum demenin alametleri. Sevdiği kimsenin sevdikleri sevilir. Sevmedikleri sevilmez. Dedikleri de yapılır. Bu yoksa buyurdular. Hatta açık açık. Mesela diyor ki dediler işte mübarekler Hüseyin İlmi Efendi'yi çok seviyorum. Ama kitabında şöyle hatalar var. Aç çöpek isim buyurdular. Bu sevgi değil buyurdular. Ben peygamberi de Allah'ı da çok seviyorum. Ama Allah-u Teala'ya ve onun peygamberine düşmanlık ediyor. İşte peygamber böyle söylemiş ama bunun zamanı geçti diyor. Bu sevgi değil buyurdular. Bu düşmanlıktır. Aç çöpek isim buyurdular. Aç çöpek isim. Hatta kendilerini de söylüyorlar. Enver abiyi seviyorum falan. Enver abi ortada buyurdular. Enver abiyi tenkit ediyorsan Enver abiyi sevmiyorsun. Enver abinin sevdiğini aynı şekilde sevmiyorsan Enver abiyi sevmiyorsun demektir bu. Yani sevginin ölçüsü var. Şimdi efendim ben mübarekleri aynı şekilde gördüm. Hüseyin İlmi Efendi'yi gördüm, Enver abileri gördüm. Dolayısıyla çok biliyorum ben. Çok biliyorum ben. Havasına girenler var. Allah'a insaf versin, hidayet versin, anlayış nasip etsin. Ve bir bakıyorsun bir tanesi işte Hüseyin İlmi Efendi'yi biz takdir ediyoruz falan. Ama aynı adam kalkıyor Osman Ünlü'yü tenkit ediyor. Mustafa Bey Osman Ünlü neyi anlatıyor? Kendi yorumunu mu? Kendi görüşünü mü? Dinde kendi yorum, kendi görüşü olmayacağı açık net bir şekilde Hüseyin İlmi Efendi rahmetullahi aleyhi Cenab-ı Hak şefaatinden aile eylesin anlatmışlar, bildirmişler, kitaplara da yazmışlar. Değil mi? Zındık olursun muydu? Kafir olursun. Cehenneme gidersin. Cehenneme gidersin. Kafana göre anlatırsan. Ve
biz Saadet-i Ebediye kitabında olan naklediyoruz. Ama ondan sonra Osman Ali'ye sen düşman oluyorsun. Ya arkadaş otur. Kendinde bir hata var. Bu bilgiler bana ait değil. Şeyh Hüseyin İlmi Efendi rahmetullahi teala, o da buyuruyor ki bana ait değil bu kitap. Bu kitap çok kıymetli. Sebebi buyuruyor, bana ait bir tane kelime olmaz. Ben hocamdan aynı şekilde öğrendim bunları. Seyyid Abdülkemal Vahsı Hazretlerine intikal ediyor iş. O da diyor ki ben de hocamdan öğrendim. Seyyid Fehmi Hazretlerinden. O da diyor ki ben hocamdan öğrendim. Daha Yakar Hazretleri. O da diyor ki ben hocamdan öğrendim. Mevlana Ali Bağdat Hazretleri. Ta Peygamber Efendimiz'e kadar gidiyor. Şimdi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Üsabe bin Zeyd radıyallahu teala an hazretlerini, evlatlarının oğlu, 18-19 yaşlarında falan, yaşını tam bilmiyorum ama 20'li değil yani, ordunun başına komutan tayin etti. Bu orda nefer olarak Hazreti Ebubekir'de vardı, Hazreti Ömer'de vardı, Hazreti Ali'de vardı. Hiçbirisi demedi ki ya 19 yaşında çocuk ya, bizim basınımızda komutan mı olurmuş? Biz ona mı tabi olacağız şimdi? Demedi. Demedi. Gitti ittiba etti. Amr bin As radıyallahu anh yeni Müslüman oldu. 200 kişilik bir seriyenin başına komutan tayin edildi. O seriyede Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer neferdi. Neferdi. Amr bin As radıyallahu anh hazretlerine tabiydi. Dolayısıyla şimdi onu oraya tayin edene sen muhalefet ediyorsun. Onu oraya koyana muhalefet ediyorsun sen. Değil mi? Şimdi onun anlattıklarını aynı şekilde tenkit etmeye kalktığın zaman işin ucu haşiye gider. O büyüklere gider. Ya Allah bana muhafaza biliyor musun? Ha! Derse ki Saadet-i Ebediye kitabında bildirilenden farklı bir şekilde bir şey söylediyse, onu da erkeksen, yiğitsen aç. Ben Saadet-i Ebediye'de bulamadım bunu. Bunu nereden anlattınız? Nereden naklettiniz? Ha, biz daha önce bizim sayfada kaldık. Sualler vardı. Onlar da aynı şekilde kayıtlı. Çünkü Emel abiler kendi emsalleriyle mübareklere inme halde anlaşılamayan veya da bilinemeyen yazılı olarak sual arz ediyor. Emel abiler o deftere hem suali hem cevabını yazmışlar. Biz Türkiye Gazetesi Cağaloğlu'ndayken o defteri bizim sayfaya verdiler. Hocamıza sorduğunuz sualleri yazın, cevabını da yazın. O deftere yazılıyordu. O defterde var. Şimdi o da yazılı. Afaki bir şey değil. Orada bir sual sorulmuş, onun cevabı var. O cevap naklediliyor. Yoksa biz kendimizden aynı şekilde bilmiyoruz. Mesela şimdi hatırıma geldi de şeyi sormuştuk. Sorulmuştu. Ankara-Konya arasında Tuz Gölü var. Ve Tuz Gölü'nün işte Şerefli Koçhisar falan filan oralarda da dağlarda yaşayan bir sürü domuzlar var. Yani bizim köyde bile görülüyordu. Yaban domuzları. O domuzlar zaman zaman Tuz Gölü'ne geliyor. Tuz Gölü'nün yavaş yavaş işte Haziran'dan itibaren yavaş yavaş suyu çekiliyor ya. Buharlaşıyor. Buharlaşınca tuz kalıpları işte su veyahut da tuz ihtiyacını gidermek için oraya gelip o ala sıvılı şekilde daldıkları zaman ayakları takılıp kalıyor. Orada ölüyor. Bataklık gibi oluyor. Bataklık gibi oluyor. Evet. Tuz gelin içinde ölüyor. Kalıyor hayvan. Çıkamıyor. Aha, çıkamıyor. Ve dolayısıyla onun içerisinde vücudu o tuzlarla beraber aynı şekilde eriyor. Ne demek istiyorsunuz? Ya tuza karışıyor ya. Tuz gölünden de biz tuz yiyoruz değil mi? Yani tuza domuz karışmış oluyor. Evet. Domuz eti. Ve Kur'an-ı Kerim'de de haram mı oluyor? Arz ettik. Efendim böyle böyle durum oluyor. Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala'yı kimyada tavan yapmış bir zattır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ilk bir numaralı kimya yüksek mühendisidir kendisi. Onun için mesela İslam aliminin fen bilgilerini iyi bilmesi lazım. Kimyasal değişiklik nedir? Fiziksel değişiklik nedir? Benim şu anda elimde kalem var. Kırsam fiziksel değişiklik olur. Ama bunu bir kazanın içerisine koysam, ateşin içerisine koysam, eritsem başka bir maddeye dönüyor. Bu kimyasal değişiklik olur. Kağıdı yırsam fiziksel değişiklik. Kağıdı yaksam
Kimyasal değişiklik. Çünkü küre döndü, başka bir şeye döndü. Dolayısıyla domuz tuz gölüne düştüğü zaman kimyasal değişikliğe uğruyor ve dolayısıyla o tuzu yemekte mahsur yok. Mahsur yok. Ha, bu şekilde saadet ebediyede yok. Değil mi? Bu şekilde saadet ebediyede yok. Neyin muhalefetini yapıyorsun sen? Neyin muhalefetini yapıyorsun? Ha, o zaman ortaya çıkan bir şey var. Kendini beğenir. Zaten şiirlerle menkıbelerde de anlatırken Enver abilerde sohbetlerinde anlatıyorlardı. Makamı, mevkisi, parası, hatta o şiirlerle menkıbelerde diye. Bu zamandaki insanlar Enver abinin sohbeti. Yani mübarek de aynı şekilde Hüseyin İlmi Efendi'nin sohbetlerinden alınmıştır. Ve şiir şeklinde yazmıştır Abdülhatif Uyan Bey. O da kendi kafasına uydurmuyor onları. Kitaplarda olanı. Şimdi Hazreti Ömer radıyallahu anh Hazretleri'nin bir hasesini anlatıyor. Şeye gelirken, Kudüs'e gelirken sıra kölesine geliyor. Deveye onu bindiriyor, kendi kölenin devenin yularından tutuyor. Diyorlar ki efendim şimdi bu ayıp olur yani falan. Onlara celalleniyor. Siz diyor yani şerefi nerede arıyorsunuz? Adalet nerede kaldı o zaman? Sıra onun diyor. Sıra onun. O bilecek. Kudüs'lüler görecekmiş, aferin diyecekmiş, ayıplayacakmış. Bir de aynı şekilde Suriye'ye girerken orada ben gittim bu savaştan önce Suriye'ye gittim. Ortadan bir dere akıyor. Şam'da mı? Şam'da. Oradan geçerken demek ki bahar günü yahut da suyun çok olduğu zaman işte ayakkabılarını falan çıkarmış, eteklerini kaldırmış, sudan geçiyor. Diyorlar ki efendim Şamlılar kalelerden bakıyor, kale duvarlarından bakıyorlar, sizi ayıplayacak. Sahabe bir dönüyor, siz diyor hala diyor bunu atamadınız mı diyor ya. Hala atamadınız mı? Allah-u Teala biz çok cahildik. Kız çocuklarımızı diri diri toprağa gömüyorduk. Kendi elimizde yaptığımız putlara tapıyorduk. Kimse bize iltifat etmiyordu, itibar etmiyordu. Allah-u Teala bize peygamber gönderdi. İman nimeti verdi. Ve bizi o peygamberine eshab olmayı şerefine nail etti. Aziz etti. Aziz etti. Bundan daha itibarlı bir şey olur mu? Neymiş Şamlar kınayacakmış falan. Aldırış bile etmedi. Hala bunu atamadınız mı? Ve bunu da Eshab-ı Kiram'a söylüyor. Eshab-ı Kiram'a söylüyor. O Kudüs meselesinde de Eshab-ı Kiram'a dönüyor. Şeref, izzet diyor. Bize İslamiyet'le geldi. Bize kimse itibar etmiyordu. Bugün Allah-u Teala bizi bu iman nimetiyle efendi konumuna getirdi. Daha ne istiyorsunuz? Dolayısıyla ben İmam ve İlahiyat mezunuyum. Annem babam ehli sünnetti ama onların bilgileri, altyapıları fazla yoktu. Nereye kadar korurlardı bizi? Ama biz Hüseyin İlmi Efendi'nin rahmetullahi aleyh kitapları vasıtasıyla dedelerimizin, sahab-ı kiram efendilerimizin yolunu öğrendik. Doğru yolun ne olduğunu öğrendik. Hatta Enver abiler buyurdular ki biz imanımızı borçluyuz mübareklere. Allah Teala bize böyle bir zat tanıştırdı. Önümüzü aynı şekilde çıkardı. Bütün bunlar varken hatta Enver abiler hatırlarsın sohbetlerde. Böyle efendim işte kulağım ağrıyordu, gözüm şöyleydi falan Enver abiler elini kaldırırdı. Ya Allah Teala sana iman vermiş, ehl-i sünnet dikkatli vermiş, sevdiklerini sevgisini kalbine koymuş. Daha ne istiyorsun? Böyle bir şerefe nail olmuşsun. Sopa derdi ya elini kaldırdım bari. Allah Teala rahmet eylesin. Sopa derdi. Böyle bir nimet var. Böyle bir şey varken tamimhan saadeti ebediyede azimet de bildirilmiş, ruhsat da bildirilmiş. Biz de dinleyicilerimizin haline ve durumuna göre, yerine göre ruhsatı, yerine göre de aynı şekilde azimeti naklediyoruz. Bizim nakletmekten başka herhangi bir şeyimiz söz konusu değil ki. Bunu naklediyoruz. Beğenmiyoruz. Kusura bakma arkadaş da. O zaman sen neyi beğeniyorsun onu bilemiyorum. O zaman kur bir radyo, değil mi? Ya da gel müracaat et. Ben aynı şekilde yapacağım bunu. Ben daha iyi yapacağım falan. Veya bir tane kafana göre kitap yaz. İlmihal kitabı. Ha, bir tane kitap yaz. Sen de ona uy. Rabbim selamet versin. Amin. Efendim galiba evet, biz de olduk. İkinci bölümde devam edeceğiz. Yani dinleyicimiz bir şey söylemesin mi? Veya soru. Yaşlı olanlara bir şey söylemesin. Doğru saat tebidi de var. Ben de anlattım dedi. Zorluk çekim. Saat tebidi okusunlar. Şimdi efendim cehri olan vardır, hafi olan. Peki mesela Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri dili damağa yapıştırmalı. Gönlünden la ilahe illallah demeli. Mektubatta da var mesela. Zikrederken. Evet. Hafi deniyor.
Cehri olan da kendi isteyeceği bir sesle böyle Allah 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 diye bağırarak hiçbir dibüyü zinkreplemiştir. Ne Abdülkadir Geylani Hazretleri, ne Mevlana Celaleddin Hazretleri, ne Şahın Hükümet Bahattin Buhari Hazretleri. Sonradan uydurmuşlar. Şimdi defi de soktular falan. Şakıtık 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 falan. Tempolu mempolu falan yok böyle bir şey. Bunların adına zikir diyorlar da. Yani yarın mahşer günü. Yarın mahşer günü Şahın Hükümet Hazretleri, Abdülkadir Geylani Hazretleri, Mevlana Celaleddin Hazretleri, Hacı Bayram Veli Hazretleri. Elbette dirileceğiz. Bunlar gelecek. Bunlara diyecekler sahtekarlar sizi diye, değil mi? Gelin bakalım. Gelin bakalım sahtekarlar. Dolayısıyla kendi isteyeceği sesle Allah 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 diyebilir. Bir başkasının rahatsız etmesi caiz değildir. Bağırarak olmaz. Hatta evde Kur'an-ı Kerim okuyorsun. Eğer meşgullerse onların duyacağı sesle okuma buyuruyor. Kendi isteyeceğin sesle oku. Veya başka bir odaya git. Onları da günaha sokacak. Tabii. Yani bir iş yaparken başkasına aynı şekilde sıkıntı vermeyeceksin. Bu da nafile bir ibadet. Bazen mesela şeyler de oluyor falan. Bakıyorsun televizyonda bir Kur'an-ı Kerim okunuyor. Sonuna kadar açıyor falan. Bütün apartman dinliyor falan. Dinlesinler canım. Yanlış. Yanlış. Efendim dinleyicimiz ben dedi Konyalıyım ama dedi Karaman'da okudum dedi. 2 gün Konya'da 5 günde şeyde kalıyordum dedi. Karaman'da kalıyorum. Hatırladığım kadarıyla 102 kilometre, 104 kilometre olmamış. Dolayısıyla ben Karaman'da da Konya'da da bu kim kıldım dedi. Verdiği ölçülere göre doğru anlamış. Doğru tabii ki etmiş. Herhangi bir şey söz konusu. Doğru yani orada. Efendim namaz kılarken dedi çocuk ağlarsa. Yani çocuk küçüktür. Gerçekten aynı şekilde açtır. Yani bir kimse düştüğü zaman veyahut da tencere kaynayıp aynı şekilde yangın çıkma tehlikesi olduğu zaman evde hasta vardır acil aynı şekilde feryat ettiği zaman namaz bozulur buyuruyor. Bozulabilir buyuruyor. Eğer çocuğun durumu böyleyse o namazı farz bile olsa hemen o anda selam verir çıkar gider çocuğu veyahut hastayı ne istiyorsa onları şey yapar gelir ama namazdan çıktığı için kaldığı yerden devam edemez artık baştan tekrar onu kılar. Efendim babamlar dedi işte birilerine küstü falan yani dedi ne yapabiliriz falan dua etmekten başka yapılacak bir şey yok. Benim de hayatımda olurdu. Benim annem babam karşı taraf dayım halam. Annem dayımın kardeşi halam da babamın kardeşi. Karşı tarafın yani, dedesinin nesi benim anneannem benim de dedem. Onların çocukları için bu tarafta öyle. Onlar için hala dayı. Benim babaannem onların anneannesi. Dedem onların da dedesi. Böyle iç içeyiz. Küstüler, tembih de ettiler. Sakın ha onlarla konuşmayın. Neyse. Peki dedik. Hikmet-i ilahiye. Allah Teala muhafaza etmiş demek ki. Peki dedik. Bir hikmet-i bereketiyle. Tanımıyorduk yolu ama Cenab-ı Hak muhafaza etmiş. Ben anneme babama hiç bildirmeden dayımla da halamla da görüşürdüm. Tabii benim gitmem onlar hala dursun. Onlar da bir eziklik içindeydiler falan böyle. Annem zeki bir kadındı. Aradan ayrı bir zaman geçti. Oğlum dedi anladığım kadarıyla sen dayınla halanla görüşüyorsun dedi. Biz dedi iyi etmedik dedi. Arayı yine sen düzeltirsin. Oramızı düzelt dedi. Güzel. Şimdi böyle durumlarda en güzel ilaç zamandır. Yani bugün kavga ettiler. Yarın bunları barıştıralım biraz zor. Çünkü İslamiyet bile 3 gün diyor. 3 gün. 3 gün. 3 günden fazla böyle dargın durmak caiz değil. Artık orada inat girer, kibir girer. Hatta şey de girer. Ben ablasıyım gelsin elimi öpsün. Ben abisiyim gelsin elini öpsün. Ben büyüğüm pozisyona girer falan. O da aynı şekilde kibir başka bir şey değil yani. Neyin büyüğü neyin küçüğü belli değil yani. Bazen küçük anlayış çok büyük ahmak hiçbir şey anladığı yok. Böyle durumlar da olabiliyor. Dolayısıyla dua etmeye devam etmeli. Allah-u Teala dinleyicilerimize bu ve benzeri durumda olan dinleyicilerimizi de aynı şekilde Cenab-ı Hak anlayış versin, hidayet versin. İnşallah Teala hatalarını anlamayı nasip etsin. Dinleyicimiz dedi ki Yunus Emre Hazretleri ben cenneti istemem seni isterim. Halbuki dedi mesela saatte bir de var Allah'tan rızası olan yer talep edilir. Bu dedi birbirleriyle tenakuz mudur?
değildir. Yunus Emre rahmetullahi aleyh kuddise surru evliyadan bir zattır. Evliyalık derece derecedir. O söz kendini bağlar. Onlar Allah Teala rızasından başka bir şeye bak. Onları cehenneme de koysan itiraz etmezler. Cennette cehennemde Allah Teala yarattığı mahlukattandır. İkisi de yaratan o. Eğer rızası cehennemdeyse koysa benim itirazım yok diyor onlar. Ama bir bela dert geldiği zaman da gerçekten bu sözlerin eri. Mesela Rabia Yadviye Hazretleri hastalanmış, dermansız kalmış. Diyorlar ki efendim doktora gitseniz dönüyor buyuruyor ki beni kim hasta etti Allah-u Teala. Ben şimdi Allah-u Teala'yı onun yarattığı bir kula mı şikayet edeyim? Rabbim beni hasta etti, beni bir tedavi etmediğim. O Rabia Yadviye Hazretleri'nin derecesi. Peki hüküm ne? Hüküm doktora gideceğiz, ilaç alacağız. Cenneti isteyeceğiz. Cenneti isteyeceğiz. Yunus Emre Hazretleri'nin derecesi öyledir. O öyle talep eder. Rabia Yadviye Hazretleri'nin derecesi öyledir. O öyle şey yapar. Onların haliyle hallenmek değil. Çünkü onların keşifleri, hani isabet etmese bile keşifleri, onların hüccettir, başkaları için onları bağlar. Bizi şeriatın zahiri hükümleri, fıkıh kitapları bağlar. Orayı hiçbir zaman unutmamalı. Süleyman Aleyhisselam dedi, niye 500 yıl? Şimdi şiirlerle menkıbelerde dal. Hazreti Ömer radıyallahu anh Hazretleri Kudüs'e girerken diyor ki, ben diyor deveye binmiş olsam adalet nerede kalır o zaman? Allah-u Teala ezelde buyuruyor ki sabreden fakir kullarım 500 yıl önce girecek. Şükreden zenginden. Süleyman Aleyhisselam peygamber şükür de etti. Ama Allah-u Teala'nın emri böyle. Mesela Abdurrahman bin Avf radıyallahu anh aşereyim beşeriden cennette müjdelenmiş. Peygamberin duyuyorlar ki rüyada gördü buyuruyorlar. Eshabım hep cennete girdi. Abdurrahman bin Avf bekledim. Ümidimi kese yazdım buyuruyor. Sonra çıktı geldi. Nerede kaldın? Ya Resulallah malın hesabını aynı şekilde yeni verdim. Süleyman Aleyhisselam'a o nimet verilmiş. Peygamber de olsa Allah-u Teala hesap soruyor. Bunlara ne yaptın? Nerelerde kullandın? Öyledir bu. Bu değişmez ki. Bu değişmez. Peygamberlere de sorulacak yani. Tabii peygamberlere de sorulacak. Hatta Sırat'ta 7 yerde sual var. En son artık kul hakkının olduğu yer deniyor orada. Orada peygamberlerin bile ayağı titriyecek buyuruluyor. Peygamberlerin bile ayağı titriyecek. Çünkü evet peygamber elçidir. Allah-u Teala seçmiştir. Ama mahlukturlar yani yaratılmıştırlar. Allah-u Teala yaratmış onları elçi olarak seçmiş. O da muhtaçtır Allah-u Teala'ya. Melekler de muhtaçtır. Cebrail Aleyhisselam mesela hep korkardım diyor. Peygamberin duyuyorlar ki Allah-u Teala benim için seni alemlere rahmet olarak gönderdim. Sana da bu rahmetten bir pay düştü mü, ulaştı mı? Düşmez olur mu ya Resulallah buyuruyor. Ben diyor hep korkardım ya melek. Hep korkardım. Ama ne zaman ki bir sure var orada Cibril-i Emin ifadesi geçiyor. Emin olduğum bildiriliyor o surede. O ayetleri getirirken o zaman diyor rahatladım bu diyor. Bundan daha büyük aynı şekilde yani sizin alemlere rahmet olarak gönderilmesine pay olur mu? Ondan sonra o korku benden zahir oldu biliyorlar. Dolayısıyla peygamber de olsa Cenab-ı Hak çok nimet verdi. Onların bir hesabı elbette ki var. İsa Aleyhisselam da aynı şekilde peygamber. Kendisinin hiç dahli yok. Allah Teala ona da soracak. İnsanlar sana Tanrı dedi. Onun için yüzüm yok diyor. Yani şefaat talep edemiyorum diyor. İnsanlar bana böyle dedi diye. Onun bir dahli yok. İnsanlar böyle dedi. Ama mahcup oluyorlar. Efendim gelen son dinleyicimiz suallerine. Ben dedi İstanbul'dan İzmir'den İstanbul'a geleceğim dedi. Namazlarımı nasıl kıracağım? İzmir'den işte fina denilen o boşluklar çıkınca seferiliği başlar. Hanefi mezhebinde ise ve İstanbul'da da 15 günden az kalacaksa mesela 13-14 gün kalacaksa hem yolda hem de İstanbul'da 4 rekat farz namazları 2 rekat kılacak seferidir çünkü. Öğlenin, ikindinin ve yatsının. 3 rekat namazlarda değişiklik yok. Sünnetler yine aynı. Eğer fırsat olursa kılar. Fırsat olamazsa kılmayabilirdi. Efendim, Maliki taklit ediyorsa İzmir'den çıkınca yolda seferi ama İstanbul'da 10 gün kalacağım dedi. 3 günden fazla kalacağı için İstanbul'a gelince mukim olur.
Cuma da dedi işte geçen hafta bayağı dinleyicimiz de aramıştı falan. Yapılan yanlış. Hemen cuma namazı kılınmış, arkasına aynı şekilde cenaze namazı kılınmış. Hanefi mezhebinde caminin içerisinde kılmaz cenaze namazı. Ancak buyuruyor. Dışarıda kar, yağmur tipi, soğuk çıkınırsa tabut dışarıda olmak kaydı şartıyla kılınabilir. Şimdi Diyanet böyle bir şey yapmış. Türkiye geneli yaptılar bunu. Gıyabi cenaze namazı diye. Yani bir yerde moral vermek için mi yaptılar, niye yaptılar falan. O devletin bir tasarrufu artık. Onu fıkıh kitaplarına uydurmak, şey yapmak ona gerek yok. Ben dedi namazımı kıldım. Kılmış tamam. Yapılacak bir şey yok. Bir de son olarak dinleyicimiz dedi ki 2-3 evi olan bir kimse buradan gelen kira gelirleri nisaba ulaşmışsa şu anda mesela 100 bin lira civarında oynuyor. Dinen zengin olma ölçüsü. Çünkü altın zikzak çizse de hala daha o 100 bin lira civarında duruyor. Yani 100 bin lirası olan şu anda dinen zengin. Yoksa kira gelirleri mesela her ay alıyor harcıyor. Gene vermeyecek zekat. Peki bu kurban kesecek mi kesecek? Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Biz teşekkür ederiz. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.